Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçek kararını bulduğumu düşünerek böyle bir video çekmeye karar verdim. Bu gördüğünüz Paykul Yuhana değil. Yani o alışık olduğunuz sarı çizgili olan örümcekten değil. Bakın şu an kaçmaya çalışıyor ama kaçamaz. Şöyle bir şey var. Bu plastik kap. Şöyle koyayım bir dakika. Bu plastik kaptan kaçamıyorlar. Çünkü ayakları yapışkan değil. 7 un kurdu var. Dün avladı bu un kurdunu. Tabi normal paykullan olmadığı için çok daha hızlı bir şekilde avladı. Yani böyle hani dürüm yersiniz. Dürümü sararlar ya. Aynı onun gibi sarıyor. Bunun paykullan olmadığını nasıl anladım? Yani Steauto'da paykullan olmadığını nasıl anladım? En belirgin özellik zaten sarı çizgi yok. Yani o sırt kısmında sarı çizgi yok. İkincisi, ayakları çok daha uzun. Normal paykulyana gibi yani o paykulyanın da uzun aslında fakat bunun ayakları kesinlikle paykulyana göre çok daha uzun. 3. Zehir etkisi. Bunu şöyle anlıyoruz, zehir etkisini. Hayvanı beslediğiniz zaman ne kadar kısa sürede öldürüyor. Mesela bu 2 ya da 3 dakika içinde falan öldürdü onu kordunu. Etkisiz hale getirdi. Bu 2-3 dakika içinde etkisiz hale getirmesi demek yüksek seviyeli bir zehir demek. Ve paykulyana olmayan yani nobilis türünün paykulyana türünden daha fazla zehirli olduğu bilinir. Akdeniz karadul diye de geçer. Fakat bunun ben Akdeniz karadul olduğunu da düşünmüyorum. Hem daha çok büyük bir birey değil yani şu an küçük bir birey bu. Büyük ihtimalle bu sene çıkan yavrulardan işte nereden baksanız 3 ya da 4 aylık olabilir bu. Çünkü bayağı küçük. İkinci olarak zehirden bahsettik, evet. Çok daha hızlı öldürüyor paykulyana göre. Ve çok güçlü bir ağ var. Ciddi ciddi böyle dokunduğunuz zaman yırtmaya çalışın. Çatır çatır sesler duyarsınız. Çünkü bu ağ resmen böyle çelik gibi bir şey ya. Hayvan buna dokunduğu zaman ama yapışmıyor. Bakın böyle bir bilgi daha vereyim. Zaten önceki paykulyana serimde de söylemiştim. Yapışmıyor bu hayvan. Mesela geziyor ağın üstünde. Ayağı takılıyor. Sonra bu geliyor örümcek. Onun üzerine şu arka ayaklarıyla başka bir ağ koyuyor. Yani yapışkan ağı var. Bir de normal ağ var. Normal ağıyla titreşimleri algılamak için şu an üstünde durduğu ağ hatta normal ağ. İşte titreşimleri algılamak için falan yapıyor bunları. Yuvası yani bir nevi. Bunlar yapışkan değil. Yapışkan olansa hayvanın tutup arka ayaklarıyla sararken kullandığı ağlı. Ve bu ağ hakikaten yapışkan. Hatta böyle damlacık damlacık olur bazen. Gözükür yani ağın üstünde. Bunun beslenme videosunu kesinlikle atacağım. İlk önce yiyecek mi diye baktığım için dün beslenmesini çekemedim. Hatta şu avanı da göstereyim bir dakika. Şöyle bakın. Bir tane taş koydum. Kendine rahat hissetsin diye. Böyle bir bahçe toprağı var. Bahçe toprağının üzerine birkaç sopa mı desem bunu? Evet. Sopa koydum. Çünkü onların üzerinde falan gezinip böyle etrafına ağ yapmayı çok sever bunlar. Düz zeminde çok fazla yapmaz. Bulduğumda ağının üzerinde bir ölü karınca vardı. Yani bir un kurdunu bile 2-3 dakikada öldürebildiyse karıncaya kim bilir neler yapmıştır. Zaten dokundum karıncaya hayvan tuzla buz oldu. Direkt yani ben nasıl diyeyim size? Dokunursunuz böyle hani bir şey parçalanır ya elinizde. Kum gibi düşünün. Hayvan bayağı gitti elin içinde. Not düşelim. Her videonun sonunda bir de not düşeceğim bundan sonra. Güzel bir şey geldi aklıma çünkü. Bilmediğiniz canlılara dokunmayın. Mesela eğer bu canlıya dokunursanız büyük ihtimalle alerjiniz de varsa hastanelik olabilirsiniz. Bakın kendi boyutunda bir canlıyı 2-3 dakikada öldürüyorsa size neler yapmaz. Şimdilik bugünlük bu kadar olsun. Yakında başka bir hayvan daha var. Onu da göstereceğim. Tespih böceği örümceği var. Onu da göstereceğim. Tuzak kapının yuvasını bozmak zorunda kaldım. Onu da açıklayacağım sonraki videolarda. Yavaş yavaş gelecek hepsi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.